günler değerli izleyenler. Gönül Pınarı'ndan programıyla bizler yine evlerinize konuk olduk. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta konuğumuz Fatsa İlçe Müftülüğü Vaizi Sayın Helime Aydoğan hocamız bizimle. Ve biz bugün hocamızla yine özel bir konudan bahsedeceğiz. Aramızdaki seçkinler konulu sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Ve biz hazırız. Siz de hazırsanız sohbetimize başlayalım. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safa sayın getirdiniz. Hocam. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah iyisiniz. Çok şükür sizler de iyisiniz. Elhamdülillah hocam. Hocam biraz kendinizden bahsetseniz. Fatsa'ya yeni geldiniz. Sizi biraz tanımak isteriz. Evet, iki yıldır Fatsa'dayım. Öncesinde Bayburt'ta görev yapıyordum. Ama yani memleket olarak Orduluyum. Ve 8 yıldır vaizlik yapıyorum. Öncesinde Kur'an kursu öğreticiliği yaptım. Bu şekilde hayata devam ediyoruz. Rabbimizin razı olduğu şekliyle görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Rabbim razı olsun diyelim inşallah. Gurbetten memlekete dönmek, memlekette çalışmak güzel bir duygu. Ben de yaşamıştım o duyguyu yıllar önce, yıllar gurbetlerde çalışıp kendi memleketimizde çalışmak elhamdülillah. Bir fark yok aslında ya. Her sonuçta aynı biz insana hizmet hocam. İçin insana aynı hizmet açısından. İçin buradayız ya. Anlayış o şekilde olunca kesinlikle hangi öyle. Memlekette çalışıyor olmanın bir kıymeti yok, bir ayrımı olmamalı. Hizmet etmek isteyen kişi için. Rabbim İlla vaiz olduğumuz için değil. Başka görevde çalışan kardeşlerimiz de yine. Her insan hizmete hak eder. Memleketinin, cinsinin ya da başka şeylerin hiçbir önemi yoktur. Yani kesinlikle öyle. Rabbim bereketlendirsin inşallah çalışmalarınızı. Değerli hocam bugün aramızdaki seçkinler dedik. Hakikaten konu başlığı da çok çarpıcı. Merak ettik neler konuşacağız bugün. Kıymetli izleyenlerimizle neler paylaşacağız. Öncelikle hemen şunu sormak istiyorum size. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz. Ayet-i Kerime'de, Âl-i İmrân suresinde, yanlış hatırlamıyorsam da ayet numarası 139. ayet-i kerime olması lazım. İnandık diyor, inandık. Bizim aramızdaki en üstün kim hocam? Şimdi insanda en olma duygusu isteği vardır ya. Bu istek rahmani boyuta taşındığında nasıl şekil alır diyelim? Nasıl aktif hale getirebiliriz bunu? Buradan bir girizgahımız olsa neler söylersiniz? Çünkü bütün insanlarla biz insan olarak yaratılma anlamında eşitiz değil mi? Zaten Hazreti Ali Efendimiz insanlıkta kardeşlerimiz diyor kafir olanlar için de. Herkes Rabbimizin kulu olarak yaratıldı. Yani kabul etmeyenler, ateist olanlar bile sonuçta Rabbimizin kuludurlar. Bunlar arasında Rabbimiz diyor zaten kendi yarattıkları arasında insanlar arasında en üstünü de inanıyorsanız en üstün sizsiniz diye Allah-u Teala belirtiyor. O zaman ben iman ettim elhamdülillah. Kelime-i şehadeti getirmekle diğerlerinden ayrıldım, kafirlerden ayrıldım ve en üstünlük sıfatına nail oldum inanma sebebiyle. Buna inananlar arasında zaten biliyoruz inananlar arasında bin bir türlü günah işleyenler var maalesef aramızda ya da bizlerden kusurlar var. Hakikaten seçkin kullar ve bunlar arasındaki seçkin sınıf Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme komşu olacak Rabbin övdüğü, sevdiği o veli olan kullarda hangi vasıflar var ve ben o vasıflara sahip olabilir miyim Halime olarak? Bilhassa bunun üzerinde konuşacağız inşallah. Herkeste böyle en olma isteği var. İnsanın o yaratılışına konmuş çok güzel, mayasına konmuş çok güzel bir istek aslında. Bir yerde bir görevini, burada bile görevimizi en iyi yapmaya çalışıyoruz. En iyi evlat olmaya çalışırız. İşte en iyi vaiz olmaya çalışıyor. Hani yarışma anlamında değil de görevimi en iyi yapmaya çalışıyorum. İşte Guinness Rekorlar kitabına geçiyor, geçmek için çaba sarf ediyor insana. Bir şeyin eni olmak için çaba sarf ediyor. Dünyevi anlamda her şeyi en yapma şeyi var insanda. İsteği var. İşte televizyon programını en iyi şekilde yapma isteği var mesela. İşte bu enler arasında dünyevi enlerimiz tamam dünyada kalacak. Ama ben ahirette en kıymetli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olmayla alakalı bir hayal kurdum mu kendim adıma? Halime olarak ben dünya ile ilgili enlerim var. Ama kul olarak, Halime olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olarak en olma, kul olarak en olma hayali kurdum mu kendimle alakalı? İşte bu en olmak için neler yapmam gerekiyor? Şunu anlıyoruz hocam aslında en olmak burada bir ego savaşı değil, egoların tatmini değil. Tamamen insanın üzerine layık olduğu
halde davranması diyelim. Hani ya, bir herhangi bir ego ile bir şeyi en güzel şekilde yani. Yapma isteği içimize konmuş. Dünyada iken bu çaba içimizde. Bunu ben ahiret ve rahmani boyutuyla nasıl rahmani hale çevirebilirim kalbimdeki, içimdeki bu isteği? Hani bizim bugünümüzde anladığımız gibi işte en dediğimde biraz önce de söylediniz ya, en iyisini ben yaparım. En iyisine ben layığım. En iyisi benim olmalı. Kesinlikle bu günümüzdeki bizim anladığımız, şu anki anladığımız şekliyle değil de nefsi boyutuyla nefsi bırakmalıyım. Boyutu ben bu isteği bunu rahmani şekle, rahmani şekle çevirmeliyim. Evet. İçimdeki bu isteği, yaratılıştaki bu isteği rahmani şekle çevirmeliyim. Bunun için desteğe ihtiyacım var. Ben bu desteği nereden alacağım? Çünkü bende de nefis var. Şeytan habire dürtüyor. Ne yapacağım o zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yardım edecek. Nasıl yardım edecek? Sahabeyle olan diyaloğuyla, sözleriyle, ayeti kelimeler bana yardımcı olacak. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe soruyor. Ebu Said el-Hudri Hazretleri anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, seni görene ve sana iman edene müjdeler olsun dedi. Beni görüp de bana iman edene müjdeler olsun dedi. Efendimiz tasdik etti ve sonra şöyle devam etti. Bize müjde bu kısım, şimdi söyleyeceğim kısım. Beni görmeyip de bana iman edene de müjdeler olsun, sonra yine 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 müjdeler olsun diye bu sözü 7 defa tekrarladı. Ya. 7 defa tekrarlaması, Efendimiz'i görmeyip de iman etme. Ve sahabenin farkı neydi? Sahabe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştü. Vahiy gelirken Efendimiz'deki değişiklikleri görüyorlardı. Bir takım mucizelere vakıflardı. Bir de gözlerinin önünde mucizeler gerçekleşiyordu. Onunla beraber onun o gözündeki, içindeki, hareketlerindeki feyzin farkındaydılar. Biz onu görmeden vahye iman ettik. Amenna, Kur'an ona Rabbinden geldi diye iman ettik. Arada sanki böyle bir tık bir farklılık mı var gibi insan şey yapıyor. Yani Efendimiz de bu 7 defa tekrarlaması ya, sanki biz bir, hani burada o yüzden diyoruz hani aramızdaki seçkinler kimler? Acaba sahabe mi daha seçkin, yoksa biz mi bir tık daha seçkiniz Efendimiz 7 defa bizi müjdelediğine göre? İşte onun üzerine hani bu sohbetimizi yapalım istedik. Ve bir de sahabeye karşı bakış açısı, bazı dini görüşlerde biliyorsunuz, biliyoruz, çok fazla haberdarız. O kadar çok gündemde ki sahabeyi dışarı iten, atan bir takım İslami görüşler var mesela. Bilhassa o yüzden bu konuyu işlemek istedik. Sahabenin önemi üzerine ne kadar kıymetli olduklarını fark edelim istedik. Okumuş olduğumuz hadis-i şerifleri kelimelerin ötesinde manalarını kavrayarak anlayalım diye bu konuyu işlemek istedik inşallah. Yine otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyorken, söyleyiniz diyor, iman edenler arasında en üstün imana sahip olanlar kimlerdir diye soruyor sahabeye. İşte tam bizim bugünkü konumuz. Aramızdaki en seçkin, en üstün, en kıymetli kim? O zaman hepimiz Müslümanız ya, iman ettik, hepimiz aynı çuvalın içerisindeyiz değil. Aramızda daha seçkinler var demek ki. Siz, ben ve buradaki kardeşlerimiz arasında ve izleyenler arasında aramızda mutlaka seçkinler var. Ve bu seçkinlik bir şeyle ön plana çıkacak. Nasıl çıkacak? Ashab cevap veriyor. Önce melekleridir diyor. Sonra peygamberleridir diye görüş beyan ediyorlar. Ve daha sonra da şehitler en üstünlerdir diyor. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki her defasında evet, onlar da öyledir ve bu onların hakkıdır. Allah onları öyle bir mertebeye çıkartmışken bu payının onlara verilmesini ne engelleyebilir? Ama ben bunları sormuyorum diyor Peygamberimiz. Onlar özel bir makamdalar. Melekler, peygamberler, şehitler Rabbin vermiş olduğu özel bir makamda duruyorlar. Onlarınla alakalı tartışmaya hiç gerek yok. Çünkü Allah onların makamını koymuş. Onların dışında kalanlar arasında hadi bakalım kim kıymetli olacak? Öyleyse kimler olduğunu söyleyiniz diyor sahabe efendilerimiz. Efendimiz buyuruyor, diyor ki onlar şu an babalarında, atalarında meknuz olan, örtülü olan, gizli olan bazı kimselerdir ki henüz doğmamış, yani bizden de bahsediyor dolayısıyla. Ki benden sonra gelecekler, beni görmedikleri halde iman edecekler, beni tasdik edecekler ve Kur'an'ı okuyup muhtevasıyla amel edecekler diyor. İşte iman edenler içinde en üstün imana sahip olanlar bunlardır buyuruyor. Şimdi direkt Efendimiz'i görmeden iman ettik. Bir de şuna bastırarak söylemek isterim hani. Bir nevi geleneksel bir imana sahibiz. Annemiz, babamız, mahallemiz Müslüman olduğu için Müslümanız aslında bizler. Burada Efendimiz diyor ki bak, beni görmedikleri halde iman edenler. Bilinçli bir imandan bahsediyor. Kime iman ettiğimin farkında olmalıyım. Neye iman ettim? Kur'an'a.
ezberden gelen, böyle hani ezberliyoruz ya hani Kur'an kurslarında, camilerde, ezberden gelen bir iman şekli değil. Neye iman ettiğimin farkına vararak, hangi Resul'e ne sebeple iman ettiğimin farkına vararak iman etmek. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası ile amel etmek. Kur'an-ı Kerim'i sadece okumak değil. Kur'an benden nasıl bir mümin olmamı istiyorsa o şekle bürünmek için çaba içerisinde olmak. Mükemmel olmak mümkün değil. Çaba içerisinde olmak, o çabamıza Rabbimiz mükafat verecek. O çabamızı Rabbimiz cennet ile inşallah hani karşılık verecek bize cennet. Yoksa hak ettiğimiz için değil yani. O yüzden bu çaba çok mühim. Kur'an'ı okuyup muhtevasıyla amel etme çabası çok mühim bir çaba. İşte iman edenler içerisinde en üstün imana sahip olanlar bunlardır diyor. Demek ki aramızda mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in razı olduğu ve Rabbimizin seçkin kulları arasına dahil olacaklar farklı olacak. Sırf peygamber ümmeti olmak, sırf bu iman etmiş olmak beni eşit olmayacağız. Bir şekilde eşit olmayacağız yani bizi farklı hale getirecek. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Meçhule, gayba iman etme. Bu anlamda bizler meçhule hakikaten %100 gaybe iman etmiş kişileriz. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim ümmetimin misali yağmurun misali gibidir diyor. Evveli mi daha hayırlıdır, sonu mu daha hayırlıdır bilinmez buyuruyor. Sahabe nesli var. Onlar özel bir makamdalar. Onunla alakalı ilerleyen şeylerde inşallah söyleyeceğim ayet-i kerimeyi. Ve bizler bir iyilik yarışı içerisinde olmalıyız ki o seçkinler sınıfına dahil olabilelim inşallah. İnanan insan için hocam şunu anlıyorum. En hayırlı üstünlük iman nurudur diyelim. Evet. Aha. İman nurudur. İmanı yaşamak, ihlasla yaşamak aslında. Kesinlikle. Hepimiz iman ettik diyoruz ya hani. Onun ötesine geçip mutlaka bunu amele dönüştürmek, ihlas ile amele dönüştürmek şart kesinlikle oluyor. Kesinlikle. Hocam şimdi sahabe gökteki yıldızlara benzetmesini sadece o devirde yaşamakla elde ettiyse, şimdi bizler o devirde yaşamadık, bizler bu devirde yaşıyoruz. O zaman bu bize haksızlık olmaz mı? Bu adaletsizlik olmaz mı? Buna ne dersiniz? Sahabenin yaşamış olduğu böyle sorular bile, sahabe döneminde yaşamak ister misin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde yaşamak ister misin? Ben kendi adıma mesela böyle bir güvence sahip değilim nefsim adına. Çünkü onların durumu çok farklıydı. Hani bakıyorum, müşriklerdi onlar, puta taparlardı. En zalim hayatı yaşarlardı. Çocuklarını bile diri diri öldürecek kadar zalimlerdi. Gaspçılık yaparlardı. Ahlaki hayat zaten çok berbat bir hayat. Ve iman ile tanışma sonrasında bambaşka bir hale büründüler. Başka bir şeye dönüştüler. Sahabe dönüştü. 40 yaşında, 50 yaşında, 15 yaşında iman ederek hayatını tamamen değiştirdi. Rabbin razı olduğu şekle girebildi. Bir dönüşüm gerçekleştirdi hayatında. O yüzden sahabenin bu dönüşümünü en güzel bizlerin hissetmesi biraz hakiki anlamda anlaması çok zor. Ancak çok serkeş bir hayat yaşayıp da sonra imana kavuşan mesela Yusuf İslam gibi insanların bu sahabenin dönüşümünü, dönüşmesini anlaması çok daha kolay olur. Bizim için biz zaten hep Müslüman bir çevredeydik ve zaten otomatik olarak Müslüman olarak hayatımıza devam ettik. Neye iman ettiğimizin bile farkında olmayan kardeşlerimiz var. O yüzden sahabenin dönüşü çok müthiş. Bambaşka şey bir hayattan müşrikken... Hiçbir zaman zorluk çekmedik. Her şey hazırdı evet, bizim için. Müşrikken tamamen bir dönüşüm yaşadılar ve İslam için koşturdular. Yaşantı şekilleri işkenceyle, imanlı işkenceler çektiler, sıkıntılar çektiler. İslam'ı başka insanların gönlüne tebliğ edebilmek için bir yıllık mesafeye bile hicret ettiler. Orada İslam'ı insanlara anlattılar. Onların yaşantısı veya da bizim gibi din görevlilerinin İslam'ı anlatma şekli ve gayreti ile onların gayreti arasında o kadar büyük bir uçurum var ki. Onlar hakikaten gökteki yıldızlar ve biz onları ne kadar çok yolumuzun önderi olarak seçersek o kadar hakikaten kendi yolumuzu aydınlatmış olacağız. O yüzden onların tebliğ araçları, tebliğ imkanları çok bambaşkaydı. İmkansızlıklar içerisindeydi. Biz o kadar çok imkanların içerisindeyiz ve yaşantı rahatlığımız varken dini yaşamadaki ölçümüz çok ortada bir durum. Hani çok ayrıntı o anlamda girmek istemiyorum. Herkes kendi nefsini yoklar zaten kardeşlerimiz kesinlikle bu anlamda. O yüzden sahabe bu özel makamı hak ediyor her şekliyle. Şimdi sahabeler gerçekten hem de okuduğumuzda sahabe hayatlarını, yani sahabelerimizin hayatlarını, Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra kendi vatan bildikleri yerlerden göç edip başka ülkelere, oraları vatan bilip oralarda okuma halkaları kurup Peygamber Efendimiz'in gibi tebliğler yapmaya çalışan, Kur'an-ı Kerim'i doğru öğretmeye, yine mealini aktarmaya, tefsirini doğru yapmaya, aynı zamanda da Peygamber Efendimiz'in hayatını aktarmaya çalışan güzide topluluk diyelim, güzide bir cemaat.
Aslında bizim tabii ki asıl kaynağımız Kur'an ve sünnet ama biz referans olarak da sahabelerimizi de alabiliyoruz. Neden? Hı. Çünkü sahabeler Peygamber Efendimizle vahiyden doğrudan Peygamber Efendimizden bilgileri alarak bizlere kadar eksiksiz bir şekilde ulaştırdılar. Gerçek dönüşümü yaşamış insanlar. Kesinlikle. Şimdi mesela birisi bir şey attı ortaya, ilginç bir şeydi. Hakikaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarihte yaşadı mı, sahabe dönemi var mıydı? Yok, öyle bir devir olamaz diye birisi bir fikir beyan etti mesela. Hı hı. Böyle muhteşem bir dönüşüm ki inanılması imkansız. Hani o tarihçi okuyan bile inanılması imkansız diyor. Böyle bir dönüşüm olamaz. Böyle bir medeni hayat olamaz. Ama var, gerçekten var. Arkadaş, hakiki anlamda imanın gereği şekliyle amel edersen böyle bir medeniyeti kendi hayatın içerisinde ve toplumun içerisinde rahatlıkla kurabilirsin. Emek vermek gerekiyor. Nefsine dur diyebilmek gerekiyor ve en önemlisi vahye iman etmek, onun gereğince amel etmek gerekiyor. İşte bir Hazreti Ali, Hazreti Ayşe validemiz, Ebu Hureyre gibi, Hazreti Muaz gibi birçok isimleri de burada zikredebiliriz. Değerli hocam, şimdi diğer bir merak ettiğim soruya geçmek isterim müsaadeniz olursa. Şimdi bizim durumumuz, bununla birlikte sahabenin durumu. Hepimiz ümmet ve şefaatten, şefaat arzularken cehenneme uğrayacak olan iman edenler arasında kimler var? Gerçekten çok böyle insanların merak ettiği sorulardan bir tanesi, evet. Bu. Yani cehenneme diyor uğrayacak olan kimseler... Bir tık daha ileriye taşıyarak sormak istiyorum bunu ya da söyleyeyim. Peki şimdi ben kendim olarak oraya uğramadan bir şimşek hızıyla, bir yıldırım hızıyla o sırat köprüsünün üzerinden geçebilir miyim hocam? İşte beni bekleyen bir VIP kapısı var mı ya da bir VIP durağı var mı? Beni alıp böyle bileti var mı bu size için? Özel muamele yapacak bana bir karşılama töreni karşılayacak kişiler, görevliler. Evet. Yani şimdi, özel kapılar var mı? Kesinlikle öyle. Gerçekten merak ediyoruz bunu. Bu dünyada bir özel VIP kapıları var ya, hani buraya özel insanlar girebiliyorlar. Özel derken yanlış anlamasın kardeşlerimiz. Belli görev dahil, özel görevli insanlar, o anlamda özel görevli insanlar. VIP kapısından giriyorlar ve ona özel görevliler bekliyor. Hani ben gittiğim zaman ben kendi kendime işimi hallediyorum. Orada VIP kapısından girince özel görevliler sizi özel ağırlıyorlar. Bu anlamda hani inanıyorsam en üstün benim, evet iman ettik ama bunun sonrasındaki o seçkin sınıfa dahil olma VIP olma, ahirette VIP olmak için ne yapmak gerekir? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakacağız direkt. Bütün cevaplarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında olacak. Sahabeyle olan diyaloglarından çıkartacağız bunları. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün diyor ashabla beraber kabristana gitmişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki kabristana girdiğinde, bu sünnettir kardeşler. Kabristana girdiğimiz zaman yapmamız gereken usul bu şekilde. Allah'ın selamı üzerinize olsun ey müminler diyarının sakinleri diyor. Ey müminler diyarının sakinleri. Orada bir hayat var çünkü kabirde. Oradaki müminler bir hayat yaşıyorlar. Aynı birbirleriyle selamlaşıyorlar, muhabbet ediyorlar. Orada bir yaşam var. Hani ölümle beraber toprağın altında tamamen şey yapacağım. Kıyameti bekliyor. Yok öyle bir şey. Orada bir hayat var. Efendimiz o hayatla alakalı, hani gidip gelen yok elbette. Efendimiz ne demişse onunla alakalı bir takım kabir hatıraları var. Onu merak eden kardeşlerimiz hadislere bakabilirler. Ve inşallah diyor, bu çok mühim. İnşallah bir gün biz de size katılacağız diyor. İnşallah bir dua cümlesidir değil mi? Arzu edilen şeyi söylemek. Yani bu dünyadan çıkıp kabre gitmeyi Efendimiz arzu ediyor. Çünkü onunla beraber ahiret hayatı başlayacak. O yüzden ölüm korkutucu olmasın inşallah bizim için. İnşallah. İnşallah diyebileceğimiz bir şekle Rabbim büründürsün kalbimizi. İnşallah diyelim yine. İnşallah. İnşallah bir gün biz dese katılacağız diyor. Kardeşlerimi görmeyi çok özledim diye devam ediyor. Onları ne kadar da özledim diyor. Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah diyor. Efendimiz diyor ki sizler benim ashabımsınız. Sizler benim arkadaşlarım, dostlarımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır. Kimden bahsediyor? Bizden bahsediyor. Ümmetinden henüz gelmemiş olanları sen nasıl tanırsın ya Resulallah diye sorunca sahabe diyor ki bir adamın alnı ak ve ayakları ak bir atı olsa, simsiyah bir at sürüsü içerisinde bu adam bu atlarını tanır mı? Tanır ya Resulallah. İşte aynen böyle diyor. Mümin de alnındaki o yüzündeki secdenin abdestin getirmiş olduğu o nur, ayaklarındaki ve ellerindeki o nur ile ben de diyor o anlamda ümmetimdeki o insanları, salih insanları tanıyacağım diyor. Ve sonra diyor ki
İşte onlar da abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak gelecekler. Ben önceden gidip, işte VIP burada başlıyor. Ben önceden gidip havuzun başında ikram etmek için onları bekleyeceğim. Çok güzel bir şey. Mesela Efendimiz insanlığın gelebileceği son noktada en yüce lider. Burada bizzat ikramı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapacak. Hani biz çok kıymetli bir yere davet edildik diyelim. Düşünün işte Vali Bey'in makamına, Vali Bey'i örnek veriyorum. Hani ordudaki en yüce makam olduğu için. Vali Bey'in makamına davet edildik. Bizzat bizi Vali Bey elleriyle ikram edecek. Özel muamele yapacak bize. Onun gibi düşünün. Veya Cumhurbaşkanımızın davet edildik. Bizzat kendisi ikram edecek. Çalışanları değil. Dünyada nasıl bu bizim için çok muhteşem bir özellik gibi algılanır. Ahirette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar çok kıymet verecek ki bu insanlara. Bizzat kendisi ikram için havuzun başında bekleyecek. Hani görevliler değil. Ha, cennette bizim görevlilerimiz olacak. Hizmet eden görevlilerimiz. Cehennemde de başka insanlar, başka görevliler o cehennemdeki görevi yerine getirecekler ama orada havuz başında bilhassa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikram yapacak, özel muamele yapacak. VIP'in üstünde VIP muamelesi göreceğiz biz. O devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burası çok mühim. Efendimiz bu şekilde bekleyeceğim diyor, ikram etmek üzere diyor. Dikkat edin, bir takım kimseler yabancı devenin sürüden kovulup uzaklaştırıldığı gibi benim havuzumdan kovulacaklar. Dikkat edin, bir takım kimseler yabancı devenin sürüden kovulup uzaklaştırıldığı gibi benim havuzumdan kovulacaklar diyor. Ben onlara diyeceğim ki gelin buraya, gelin buraya diye nida edeceğim onlara, sesleneceğim. Bana denecek ki onlar senden sonra hallerini değiştirdiler denilecek. Bunun üzerine ben de diyeceğim ki uzak olsunlar, uzak olsunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyleyecek. İman ettik, elhamdülillah diyoruz. Mesela suç işleyen kardeşlerimize sormuş olsak, işte cezaevinde de görev yaptık. Suç işleyen kardeşlerimize sorsak, sen nasıl Müslümansın ya, senin kalbinde iman var mı derse birisi, tutar yakamızdan, sen ne diyorsun ya der, ben Müslümanım der, kafa tutar. En suçlu, en zalime bile sorsak hani. Hiç kimse Müslüman olmamayı kendine yakıştırmaz. Ama şöyle bir amellerimize bakıldığında, hale, duruma bakıldığında, İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem havuzunun başında beklerken ikram etmek için, özel muamele yapmak için ümmetinden bir takım insanlar havuzunun başından böyle devenin nasıl şey yapıldığını hani baktım devenin yabancı develeri sürüden ayrılması gibi ya böyle ısırıyor ağzıyla acı çektiriyor tabii öyle ittiriyor şeyi. Hani böyle alınacak hani ben o havuzun başında özel muamele yapılan, özenle ve hasretle beklenen bir sınıfta mı olacağım Halime olarak? Yoksa uzak olsunlar, uzak olsunlar denilen, Efendimiz'den sonra halini değiştiren kimselerden miyim acaba diye. Kişinin bu anlamda kendi nefsini sorgulaması gerekiyor. Hocam bir virgül atsak, hakikaten çok güzel anlatıyorsunuz. Keyifle dinliyorum sizi. Reklam arasına girsek tamam. Ne dersiniz? Tamam. Değerli izleyenler, kısa bir ara, aradan sonra biz tekrar buradayız. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra biz yeniden birlikteyiz ve kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. VIP diye sormuştum. Siz oradan konuyu açtınız. Hakikaten de ilgimizi çeken de bir konu oldu. Devam edelim lütfen, buyurun. Şurada da bir hani ayrıntı, düşünce, tefekkür anlamında kardeşlerimizin başka aklına gelen düşünceler de olabilir. Benim aklıma şöyle geldi. Hani Efendimiz siz benim ashabımsınız, dostlarımsınız, arkadaşlarımsınız, onlarsa kardeşlerimiz diyor ya hani. Şimdi normal hayatta baktığımız zaman arkadaş ve dost ne demektir? Biraz bir denklik vardır değil mi? Arkadaşınız, dostunuz, her kimse sizin mesela ya da benim. Biraz bir denklik vardır ve onunla ben bir şeyler paylaşırım, beraber mücadele ederiz. Bir böyle kol kola girmelik vardır, dost dayanışma vardır, bir denklik vardır. Kardeşlerim dediğimde benim kardeşlerim kim? Benden daha küçükler. Sevgiye, şefkate muhtaçlar, korunmaya muhtaçlar. Onlara bir önderlik yapmamız gerekiyor arkadaşlarımızla. Kardeşlerimiz dediğimiz böyle günlük hayatta bu anlam taşır değil mi? Aynı bunun gibi algılıyorum ben. Onda ben kardeşlerim hani sahabeyle Efendimiz İslam'ın o ilk dönemindeki en zorlukları böyle göğüs göğüse, sırt sırta, omuz omuza mücadele verdiler ve çok güzel bir şekilde bir sahabe medeniyeti oluşturdular. İslam medeniyeti oluşturdular, emek verdiler. Ondan sonraki nesil hakikaten korunmaya muhtaç, rehberlik yapılmaya muhtaç. Böyle bir kardeş konumundayız biz. Çünkü hep onlardan bir tık geride kalacağız. Hep anlayışımız onlardan biraz daha kıt olacak.
Çünkü onlar vahyi direkt görenler, peygamberle direkt muhatap olanlar, bir hata yaptıklarında bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hatatı düzeltilenlerdi. Hatatı düzeltilen, rehberlik edilen, tepki gösterilebilen insanlardı. Biz şimdi direkt kardeşleri konumunda ve terbiye edilmesi gereken konumdayız. Kardeşlik ve dostluk kavramını da bu şekilde hani günlük hayata benzetirsem buna benzetiyorum ben mesela. Bir gün Uhud şehitlerine uğruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Uhud şehitleriyle alakalı, onların iman ve şehadetlerine sadakatlerine şehadet ederim buyuruyor. Ebu Bekir Hazretleri bu söze alınıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor, biz onların kardeşleri değil miyiz? Hani biz onlarla Uhud'la beraber göğüs göğüse çarpıştık ama onlar şehit oldu, nasiptir. Biz gazi olduk, devam ettik hayata. Onlar nasıl Müslüman oldularsa biz de Müslüman olduk. Onların cihat ettiği gibi biz de cihat ettik, savaştık. Yani biz de şehadet isterdik ama olmadı, nasip olmadı. Efendimiz diyor ki evet diyor, burası çok mühim kardeşler. Bize anlatılıyor. Bu yüzyıla geliyor yani bu sözler. Evet diyor, ancak benden sonra ne gibi bid'atler çıkacağını bilemiyorum diyor Efendimiz. Çok güzel. Benden sonra ne tür bid'atler çıkacağını bilemiyorum. Ebu Bekir Hazretleri ağlıyor, ağlıyor. Sonra diyor ki yani biz senden sonraya mı kalacağız diyor. Burada iki husus. Birincisi Ebu Bekir Hazretleri'nin derdi. Hani peygamberlerden sonraki en kıymetli kişi Ebu Bekir Hazretleri. Çünkü o demişse doğrudur diyen, o Miraç hadisesinde. O demişse doğrudur diyecek kadar tamamen ona iman etmiş, gözü kapalı iman etmiş bir insandan bahsediyoruz. O yüzden onun böyle bidatlara kapılma, sağa sola yalpalanma, inanç anlamında aklının, zihninin, kalbinin bunalması diye bir ihtimal yok onun için. O yüzden onun derdine biz senden sonraya mı kalacağız? Ya senden ayrı mı kalacağız? Senden şimdi sonra yaşayacak mıyız? Onun derdi bu. Ben nasıl bir dert edinmeliyim Halime olarak? Çünkü ben ondan sonraya kaldım zaten. Beni de Efendimiz'in uyarısı ilgilendiriyor. Yani bizi o ilgilendiriyor. Benden sonra ne gibi bir dertler çıkacağını bilemiyorum diyor. Sahabe için diyor. Uhud'dakiler şehit oldu, kurtuldular. O şehitlik makamına nail oldular. Elhamdülillah özel bir makamdır. Sonrasında alınan her nefes, her dakika, her saat, her amel sonrası hesabı verilecek. Bid'atler, karmaşıklık, inancın bozulması, başka inançların devreye girmesi, İslam'ın duruluğunun, ya İslam'ın kendisinin duruluğunun değil, insanların zihnindeki İslam inancının duruluğunun ortadan kalkması, bulanması meselesi. Bid'atler dediğimiz odur yani. Suyun bulanmasıdır. Hani su kendisi tertemiz ama bulandırıyoruz. Kim bulandırıyor? Ben bulandırıyorum. Halime bulandırıyor. Hasan Hüseyin Ali bulandırıyor. Şimdi son günlerde baktığımızda zaten bidatlardan dolayı ortalık gerçekten müthiş durumda, salgın halinde. Evet. De bulandırılmış durumda. Evet. İslam tarihi boyunca hep bu bidatlar ortaya çıkmış. Zaten hep olacak. Hep çıkacak. O yüzden bizim kimi seçkin gördüğümüz, kimi yıldızlar olarak gördüğümüz çok mühim. Dostum kimi yıldız olarak görüyorsun sen? Kim senin rehberin? Kim senin hocan? Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü din hem senin etin hem kanın diyor. Seni sen yapan şey din. Etin kanın, ben et ve kemikten oluşuyorum. Etim kanım. Yani bir halime yapan şey öbür türlü ölmüş olacağım. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Yani şeyi bile alırken bal, sahte bal olmasın diye ne inceliyor insanlar. Ya. Peynir alırken ne ince, kaşar peyniri alırken margarin katılmış mı katılmamış mı, ne kadar çok inceleniyor domates alırken. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem etin hem kanın. Bu konuda çok dikkat etmek. Adı prof, adı şu, adı bu. Yok arkadaş. Dediğin şey Allah ve Resulünün razı olduğu kapsamda kalmalı. Onun dışına çıkmışsan ve görüş beyan ediyorsan dur orada diyecek kadar uyanık olmalı müminler. Çünkü ben kendi imanımdan sorumluyum. Ben halim olarak imanım gitti mi, bidatlere saptım mı, gittim bitti yani. Ben kendi ahiretimi düşüneceğim. O yüzden titiz olmalıyım din konusunda. Kime tabi oluyorum, kimin sözünü dinliyorum, söylediği sözler doğru mu? İşte ben elimden geldiği kadar ehl-i sünnet vel cemaat yolundayım halim olarak. Diyelim ki oldu ya hani şey, Instagram'da falan sohbet ediyoruz ya da halka sohbet ediyoruz. Oldu ya benden Halime'den bir söz çıktı. Uyarılmalı. Yok arkadaş. Halime'den yalan çıkmaz değil. Yanlış yaptı. Herkes hata edebilir. İnsan beşer şaşardı hocam. Son zamanlarda da siz anlatırken farkında varıyorum derken zaten de olan da şeyler aslında çok da sorgulamıyoruz artık biz. Herkes sorgulanmalı. Biz olduğu gibi her şeyi kabul ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an hariç kenara bıraktık. Kur'an hariç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç herkes sorgulanabilir. Herkes eleştirilebilir.
Ayşe benim için de geçerli. Herkes her bazı türlü sözü sorgulayabilir, eleştirebilir. Gelenek diye yaşıyoruz. Sorgulamadan devam edelim. Hadise tekrarlayalım. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Bunu kim diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Dinin rehberi söylüyor. Son Resul, son peygamber söylüyor. Son rehberimiz söylüyor. Çünkü din sen hem senin etin hem kanındır diyor. Sen osun yani. O yüzden seni kim inşa ediyor? Bak yani. O da senin gibi 9 aylık birisi. Senin gibi 9 aylık birisinin söylemiş olduğu söze niye tabi oluyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varken, vahiy var iken. İşte biz nakilciyiz diyor ben. Vaizler nakilciyiz biz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü, Allah'ın sözünü insanlara sadece duyuruyoruz, aracıyız biz. Biz bir şey ihtisas etmiyoruz. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızdaki hocalarımız yeni bir şey ortaya koymuyorlar. Var olanı halka duyuruyorlar. Bir aracılık yapıyoruz biz sadece. Ama kim Allah ve Resulünün razı olmadığı bir sözü söylerse orada dur demek gerekiyor. Herkese düşen vazife budur. Çünkü iman çok kıymetlidir. Kesinlikle hocam. Ağzınıza sağlık. Hakikaten tüylerim böyle ürperdi diyebilirim. Sorgulamak gerekiyor. Böyle hazır bilgiye. Tamam, her şey hazır zaten. Hazır bir şekilde biz hap diye yutmayacağız arkadaş. Yutmayalım yani. Gerçekten. Yutmayacağız. Hocam peki bu anlamda yani konunun artık bu son safhalarında diyeyim. Allah'ın rızasını nasıl ereceğim hocam? Allah'ın rızasını ben nasıl kazanabilirim? Allah'ın rızasını nasıl? Onun onayını nasıl alacağım? Evet. Amellerimde ölçüm nedir, ne olmalı? Değil mi? Şimdi çok fazla ölçüler şimdi var. Şimdi hem Allah'ın rızasını kazanacağım, hem onun onayını alacağım. Amellerimde bir ölçü olması gerekiyor. Bunlar nasıl olacak hocam? Bu konuda yine Rabbimiz bir rehberlik edecek. Ben nasıl bir şekle bürüneceğim ve neye göre şekil alacağım? Bunu Rabbimiz mutlaka bize belirtecek. Ayet-i Kerime'de söylüyor, Tevbe Suresi 100. Ayet-i Kerime'de. Diyor ki, İslam dinine girme hususunda öne geçenler ayette direkt geçiyor. Direkt hiç gizli saklı, sağa sola yamultulacak hiçbir ifade yok. Öne geçenler ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur buyuruyor. Kimin yolundan gideceğim, kimi rehber edineceğim, kime göre amel edeceğim, kimin sözünü tutacağım. Direkt ayet-i kerime, hani böyle sahabeyi dışlayan, atan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atan da var da hani o kadar cesurlar, sahabeyi atan tutan, o kadar çok böyle... Açtık biraz hocam kendimizi bu durumda. Özgürleştik, açtık kendimizi. Zincirlerimizi kopardık. Özgürleştiğimizi zannediyoruz da. Gibi. Şeytanın adımlarını takip etmeyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytanın adımları hop diye beni bir yere götürmez. Adımlarını diyoruz hadise dikkat. Adımları adım 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 gider. Hop diye beni imansızlığın ortasına koyar da ne olduğumu şaşırırım ki şu andaki durumdakiler öyleler zaten. Oraya dikkat. İlk muhacirler, ensar ve onlara güzellikle tabi olanlar var ya, ayette geçiyor. Demek ki ensara ve muhacire, o ilk olanlara, o fedakarlara, müşrik iken imanı tercih eden, gerçek anlamdaki dönüşümcülere, dönüşenlere, değişenlere, gerçek değişenlere ben tabi olacağım. Onlar gökteki yıldızlar çünkü benim için. Ve Allah, onlar Allah'tan razılar. Ben Allah'tan razı mıyım? Allah da benden razı olacak, ben de Allah'tan razı olacağım. Rabbimden, dinimden, bana gelen hükümlerden, hayatımdan şikayet etmeyeceğim. Amenna Rabbim, ben senden razıyım, sen de benden razı ol. Bir teslimiyet hali, muhabbet hali. Bu ancak muhabbetle sağlanabilir. Bir de işte bu büyük kurtuluştur diyor ya. Sinek de bizi ziyaret ediyor bu şekilde. İşte bu büyük kurtuluştur diyor ya. O da çok güzel. Mesela dünyadayken böyle bir insana büyük bir para gelse, bir milyon diyelim. Şimdi bir milyon küçük para oldu. 5 milyon diyelim. Bu 5 milyonla der ki insanlar, aa kendi hayatı da kurtuldu, çocuklarının bile hayatı kurtuldu ifadesini kullanır mıyız? Kullanırız. Net. Dünyada kurtuldu. O rahatına erdi. Net, tamam. Kullanırız. Aynı şey ahirete dönük olarak düşünün. Ebedi hayatımın kurtulması için. İşte büyük kurtuluş budur diyor efendim Rabbimiz ayeti kerimede. İlk muhacirlerin, ensarların arkasından gidersem, onların izini takip edersem, işte ben o kurtulanlardan olacağım. Ben, sülalem, ailemi de İslam ahlakı üzerine yetiştirirsem, işte gerçek kurtuluşu, ebedi kurtuluşu orada elde etmiş oluyorum ben. Eğer canım kurtulmak istiyorsa, buradaki seçimi ben yapacağım. İrade tamamen bana kalmış. Biz bir şeyleri seçiyoruz. Kimse bizi bir yere itmiyor. Ben seçiyorum halim olarak. Hakkı, hayrı ya da şerri ben seçiyorum. Kim için seçiyorum? Kendim için. Ebedi hayatı düşünerek seçimlerimi yapmalıyım ki gerçek anlamda kurtuluşu yoluna gitmiş olayım.
Peki hocam, kurtuluş, hani kurtuluş için burada ne yapmalı? Kurtuluş için kaç kişiyiz ki biz değişim yapabileceğiz? Kaç kişi olmalı? Topyekun bu toplumu nasıl değiştirir? Çok olmak gerekmez mi? İnsanlar böyle çok olmayı bekliyor. Yalnızlık insanı üzüyor. Gerçekten hani peygamberlerin de dostları vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hemen yanında Hatice validemiz vardı. Ebu Bekir Hazretleri vardı. Musa aleyhisselamın hemen yanında kardeşi vardı, Harun aleyhisselam. Herkesin, her insanın, peygamber de olsa, dostu, arkadaşı ihtiyacı var. Tek başına bu işler olmaz. Bir dosta ihtiyacı mutlaka var. Ve sonrasında ama tekim diye ne yapacağım ben? Boş mu vereceğim? Çünkü ben kurtulmalıyım ve sonunda bir ölüm var. Muhakkak bir ölüm var. Beni bekleyen bir ölüm var. Gerçek olan bu. Gerçek hayat ahiret hayatıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada sadece öyle bir vakit geçirip eğleniyoruz. Bir oyun, bir eğlence, bir oyalanma değil mi dünya hayatı? Evet. Oyalanıyoruz. Bir programa geldik. Arkadaşlarla oyalanıyoruz aslında. Karşılıklı muhabbet ediyoruz. Yani oyalanıyoruz, vakit geçiriyoruz. Geçiyoruz dünyada. Saatimizi bekliyoruz. Ve bu saatimi bekleyene kadar ben ahiretteki köşklerimi, evlerimi yapmaya çalışıyorum ben. Saatim gelene kadar, buradaki gidiş saatim gelene kadar, otobüs saatim gelene kadar evimi, sermaye biriktiriyorum. Orada ahirette evimi, köşkümü, evlerimi, elbiselerimi, şunumu, bunumu hazırlıyorum ben. Gurbetteyim şu anda. Aysın memleket, ahiret hayatı inşallah. Şu cennetten geldi zaten dedemiz ki. Hani hangi soydansın diyorlar ya, şu musun, bu musun, Türk müsün, Kürt müsün, Rum musun, Ermeni misin falan. Ya herkesin babası, dedesi Adem aleyhisselam peygamber değil mi? Ve herkesin memleketi cennet değil mi? Bu kadar çok ayrışmalarla uğraşmışız ki biz tanışalım diye Rabbimiz farklı farklı kavimlerde yaratmış bizi, kabilelerde yaratmış bizi, ırklarda, milletlerde yaratmış bizi. Biz kendimizi zorla ayrıştırıyoruz. Oysa benim memleketim Mekke mi, Medine mi? Benim memleketim cennet, oradan geldim arkadaş. Sen de oradan geldin. Deden de peygamber. Çok fazla böyle şey yapıyoruz ya. Çok inceliyoruz dünya ile alakalı meseleleri, çok irdeliyoruz. Dünyaya çok fazla önem verdiğimizin bir göstergesi yok. Sanki kalıcı, böyle kazık çakmışız da dünyaya hep kalacakmışız duygusu. Gayri ihtiyari var. Ahirete iman ettik ama amelde kazık çaktık dünyaya. Bir de hiç ayrılmayacağız zannı var. Ama öleceğiz sonuç itibariyle. O yüzden İslam şüphesiz garip olarak başladı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, buraya dikkat. Ve günün birinde mutlaka garip bir hale dönecektir buyuruyor. Ne mutlu o garip müminlere ki, müminlere diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başta İslam diye bir din yoktu zaten. Şimdi de sanki, söylemek ağır geliyor insana ama şimdi sanki İslam da yokmuş gibi bir durum var. Bu çok acı. İşte Müslüman bir ülkeyiz. İnsanların davranışlarını, birbirlerine karşı davranışlarını, akşam haberlerdeki durumları hep görüyoruz zaten. Sanki İslam yeniden geliyormuş gibi bir çaba göstermek gerekiyor. Bir sahabe çabasını göstermek gerekiyor sanki. Yeniden bu toplumun inşa edilmesi için bir sahabe çabası gerekiyor. Bir sahabe fedakarlığı gerekiyor sanki. Çok daha kolay şu anda iletişim imkanlarımız, insanlara ulaşma imkanlarımız çok daha kolay. Bu kadar kolaylığın içerisinde, İslam'ı yaşamanın bu kadar kolaylığı içerisinde bu kadar da İslam'dan uzak kalmak elbette çok üzücü. Her kardeşimiz, hepimiz zaten kendimizi bu anlamda sorgularız. Efendimiz diyor yine, ne mutlu, garipten kastımız, kast nedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Garip, yani böyle vurdun mu ekmeğini alan, garip dediğimiz o mudur? Müslüman garip olacak, böyle eli ekmeği alınacak, mazlum duracak, ezik duracak. Bu mudur Efendimiz'in kastettiği garip, İslam garip? Garip başladı ve günün birinde mutlaka garip hale gelecektir deyince bazen böyle anlaşılıyor. Yine Efendimiz belirtiyor, bu garip kimdir? Ne mutlu o garip müminlere ki insanların benden sonra buldukları sünnetimi ıslah ederler. Garibin tanımını direkt Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. Garip kimmiş? İnsanların Peygamber Efendimiz'den sonra bulduğu sünneti tekrar ıslah ederlermiş. Yani ne demek ıslah etmek? Tekrar ben garip bir Müslüman konumunda olacaksam, bir ezik büzük değil, tekrar hayatımda sünneti idame ettirmeliyim ve başka insanların da bu sünnetle hayatının hayat bulması için, inşa olması için gayret sarf etmeliyim. Bu şekilde bu konumda olursam ben garip konumunda olurum. Çünkü bu bir mücadele. Bu mücadeleyi ben önce kendi nefsimde başlayacağım. Kendi nefsimde zaten bunu yaparsam bu akın akın zaten etrafımı aydınlatacaktır bu sünnet. Uygulama, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı muhabbet, Allah'a karşı muhabbet, dine karşı muhabbet ve aşk ile yaşama, imkansız başka insanları etkilememesi, imkansız. Ben ihlas ile Rabbimi seviyorsam gerçekten imkansızdır etkilenmemesi karşıdaki insanın. Çünkü Efendimiz'i gören birisi
şey yapardı böyle, hani böyle çirterdi. Bir sürü hadise var onlarla alakalı. Hani bu mutlaka kişinin kalbindeki dışına yansır ve bir etki alanı oluşturur kesin. Yani şimdiki ilimde ne diyorlar? Pozitif ilim falan, o şekilde anlatıyorlar. Hani o şekilde şey yapma. Mesela Hasan Basri Hazretleri'nin şeyi var. Zamanımız çok az kaldı. Diyor ki bir 5 dakikamız var. Hasan Basri Hazretleri, o yüzden biraz hemen hızlı hızlı. Hasan Basri Hazretleri diyor ki, Bedir ashabından 70 kişiyle tanıştım ben diyor. Onlara yetiştim diyor. Eğer onları görseydiniz sizler Mecnun sanırdınız, deli sanırdınız ashabı, ki bahsettiği nesil Peygamber Efendimiz, sahabe burada. Tabi'in hemen ondan sonraki devir. Yani benim babam ve benim devrim gibi düşünün. Hemen sonraki nesil. Arada tek bir şey yok yani. Tek hiçbir bir nesil sahip, hiçbir şey yok. Siz onları görseydiniz Mecnun derdiniz. Onlar da sizi, salihlerinizi görselerdi, dindarlarınızı, İslam'ı aşk ile yaşayanları görselerdi, herhalde bunların ahirette bir nasibi yok derdi. Kötülerinizi görselerdi derdi ki, bunlar hesap gününe inanmıyorlar derlerdi. Ki hemen sonraki nesil, buna dikkat, ki insanların sürekli Efendimiz'den sonra hallerinin değiştiğine dair zaten bu anlamda sürekli rivayetler var. İşte ümmetimin fesada uğradığı dönemde sünnetime sarılan kim kişiye şehit sevabı verilir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şehit ne demek? Canından fedakarlık yaparak canını feda eden Allah için demek. Allah'ın şimdi sünneti, sünneti ihya etmek için ümmetin fesada uğramasından kurtulup da sünneti ihya eden kişi de demek ki bir fedakarlık yapıyor. Rabbim şehit sevabı veriyor. Nasıl bir fedakarlık yapıyor? Bazen insanlar kınayabiliyorlar, ayıplayabiliyorlar. Bu devirde bu olur mu arkadaş diyor. Bu da olur mu canım? Şu da olur mu canım? Sen hangi devirde yaşıyorsun? Orta çağdan kalma zihniyet falan filan. Biliyorsunuz hani o kadar çok gündemde değişik ifadeler var ki dindar insana karşı. Hakikaten mücadele veriyor. Her türlü alaylara, kıdamalara rağmen Rabbim benden razı ise diyor, ben feda ettim. Şehit olma. Manevi anlamda şehit oluyor yani o kişi. O yüzden şehitlik sevabı veriliyor. O sünneti ihya etmeye adapte olan, ona motive olan kişiye. Rabbimiz... Hocam aslında ne kadar zor. Şimdi hani bu şöyle bir düşündüğümde kötülüğe karşı iyilikle cevap verebilmek. Hı hı. Aslında tabiri şöyle kullanayım. Size taş atana siz nimet, belki ekmek atarak, yani tabirimi de hoş görün. Bununla karşılık vereceksiniz. Size eza ceza verenlere karşı siz kulağınızı tıkamaya çalışacaksınız. Esasında düşündüğümde nefse de çok ağır gelen şeyler bunlar. Çok nötr kalmak değil de şey var. Hazreti Ali'ye soruyorlar ya. Sana birisi kötülük yaparsa ne yaparsın? İyilik yaparım. Bir daha kötülük yaparsa ne yaparsın? İyilik yaparım. Bir daha kötülük yaparsa ne yaparsa yaparsın? İyilik yaparım. Bir daha kötülük yaparsa ne yaparsa? Yetti artık yani, değil mi? Ona öyle bir iyilik yaparım ki bir daha bana kötülük yapamaz. Ama yine iyilik yaparım diyor. Bak nötr durmak yok. Böyle mıy durmak yok. Ama sonuçta faaliyet. Hayır, bir tane mesela Müslüman, şimdiki zamanda bir tane patlatırım demiyor. Nötr yine durmaz. Yine iyilik yaparım diyor. Aktif ama hep işliyor. Evet. Karşıyı hep işliyor. Evet. Hep hareket var. Hep hareket halinde mümin. Böyle kenara çekilmek, toplumdan soyutlanmak, küsmek, etmek yok yani. Hep hareket halinde. İyilik yaparım, iyilik yaparım. Bir daha iyilik. Öyle bir şey yaparım ki hakikaten peşini bırakmam yani ben onu. Çünkü şeytan bizim peşimizi bırakmayacak. En salihin de, en dindarın da peşini bırakmayacak. Sahabenin bile bırakmadı. Son nefese kadar şeytan öyle azimli ki bizim peşimizi bırakmıyor. Ben niye Rabbin kulunun peşini bırakayım? Tabii ki iyilik yapacağım. Tabii ki son nefeste iman telkin ediyoruz ya hani ölmek üzere olan kişiye. Kardeşimi bırakmıyorum ben. Evet ya. Ondan vazgeçmiyorum. Şeytan vazgeçmedi. Ben niye vazgeçiyorum ya kardeşimden? İnsanlık kardeşimden veya Müslüman kardeşimden. İnsanlık kardeşim de dahil buna. Hani Hazretin dediği o kafirler de insanlıkta kardeşimiz bizim. Kimseden vazgeçmeyelim. Kimseyi şeytanın eline bırakmayalım. O yüzden son cümlelerimi toparlamam gerekiyor herhalde. Evet. Salihlerle, sadıklarla beraber olun diyor Rabbimiz ayeti kerimede. Salih ve sadık insanlarla beraber olmak zorundayız. Rabbim bu anlamda her birimizin etrafını salihlerle, sadıklarla doldursun inşallah Teala. Amin inşallah hocam. Gerçekten müthişti. Çok keyif alarak izledik, dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımızı da sonuna geldik. Son cümleniz varsa onu da ilave edebilirsiniz. Kardeşlerimiz daim olsun. Kardeşler kavramı çok güzel bir şey. Kardeş olmak çok güzel bir şey. Ancak müminler kardeştirler. Rabbim bu duygudan bizleri ayırmasın inşallah. Kesinlikle iyilik yapmayı da biz gerçekten vazgeçmeyelim. Hani bazı kesimler şey olarak düşünüyor ya işte iyilik yap, iyilik yap, hep yapıyor. Hani sizin tabirinizle işte nasıl bir kelime de bulamadım şimdi, ne desem bilemedim.
Biz iyilikten vazgeçmeyelim hocam. İyiler ayağa kalkacak. İyiler aktif olacak. Hayatın içerisinde olacak. Küsmek yok. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İnşallah ederim. İnşallah başka bir programda yine sizi görmek İnşallah. İsteriz. Çok sağolunuz hocam. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta bize verilen sürenin sonuna geldik. Haftaya bir başka konu ve konuğumuzla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın, iyilikle kalın efendim.